Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Turunç. Bugün paragraflarda 5. bölümdeyiz. Her bölümde 2 tane paragraf çözüyoruz, sorulara bakıyoruz. Nasıl doğru şıkka ulaşıyoruz, diğer şıklar neden olmasa bakıyoruz. Ve en sonunda da bu paragraflarda çıkmış önemli kelimeleri inceliyoruz arkadaşlar. Aslında bir taşla iki kuşu vuruyoruz. Kelimelerde çünkü bu sınavda, yabancı dil sınavlarında çok önemli arkadaşlar. Evet, hazırsak hemen başlayalım. Kediler hakkında bir paragrafımız var. Cats have scent glands on their foreheads, around their mouths and near the bases of their tails diye bir giriş yaptı paragrafa. Kedilerin koku bezlerinin olduğunu söylüyor. Alınlarında, ağız kenarlarında ve kuyruklarında, kuyruklarının altında. They rub these glands against objects to mark them with their scent. Mark, iz bırakmak, işaret bırakmak anlamında. Kokularını bırakmak için ne yaparlar? Bu bezleri, nesneleri sürerler. Rub, sürmek, ovalamak. They communicate with visual cues such as raising the hair on their backs. Ve bunlar nasıl? Kediler, bey dediği kediler, kediler iletişim kurarlar diyor. Nasıl iletişim kurarlar? Görsel iletişim, görsel hareketlerle iletişim kurarlar. Örneğin diyor, such as raising the hair on their backs. Sırtlarındaki tüyleri yükselterek, moving their tails and facial expression. Ya da kuyruklarını kaldırarak ya da yüzündeki ifadelerle iletişim kurarlar. They also have a variety of sounds that communicate different intents. Ve birçok çeşit ses çıkarırlar. Bu da yine iletişim kurmak için bir niyetti. They have a well-developed sense of smell and hearing. Çok gelişmiş bir neleri vardır? Smell, koku alma ve duyma. Duyu organları ve koku almaları çok gelişmiştir. The ears of a cat can rotate rapidly to identify the source of a particular sound. Kedilerin kulakları belirli bir sesi, kaynağını belirlemek için, bulmak için dönebilir diyor. They are able to respond to frequencies, yani of up to 25,000 vibrations per second. Saniyede 25,000 frekansa kadar sese cevap verebilirler arkadaşlar. Bu da kedilerin bir duyularının bir özelliğiymiş. Because of this ability, bu yetenek sayesinde they can hear even ultrasonic noises made by small rodents. Küçük kemirgenler tarafından çıkarılan ultrasonik, yani sesin üzerinde çok bizim duyamadığımız sesleri bile duyma yetenekleri varmış. This sometimes allows them to locate and capture prey without thinking. Bu özellikleri de onlara daha avlarını yerini bulma ve yakalamaya yardımcı oluyormuş görmeden. Their sight is good but onların bakış, görüş açıları iyi, but not better than that of humans. İnsanlarınkinden daha iyi değil diyor. The range of colors seen by cats is smaller than the human range. En son iki cümlede insanlarla da bir kıyaslama yapmış. Gördükleri renk de insanlarınkinden daha az dedi. Kedilerin duyuları, bu duyuların ne işe yaradığından bahsetti paragrafın genelinde, değil mi arkadaşlar? Son iki cümlede de insanlarla kıyasladı. Çok iyi duyarlar, koku alırlar, işte avını kolaylıkla yakalayabilirler. Kedilerin böyle bazı hareketleri vardır. Onların anlamlarından bahsetti. Sorularımıza geçelim. The passage is mainly concerned with. Concerned with, ilgili olmak bir şeyle. Bu paragraf genel anlamda neyle ilgili? Kedilerle ilgili, değil mi arkadaşlar? Kediler genel, bakın paragrafın bütününü soruyor bize. Genel anlamda neyle ilgili olduğu için biz de genel bir cümle arayacağız aslında. Kedilerin duyularından bahsetti. Basic, bakın temel features of cat senses. Kedilerin duyularının temel özellikleri. Cevabımız A, çok belli. Diğerlerine de bakalım. Cat ability to see in dark. Kedilerin karanlıkta görme yeteneği. Görebilir dedi ama karanlıktan bahsetmedi burada. The types of prey that cats prefer. Kedilerin tercih ettiği avdan bahsediyor. Bunlardan da bahsetmedi. Fareyi sevdiğini biliyoruz ama bahsetmedi böyle bir şeyden. How cats communicate with each other. Kedilerin birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu söylüyor ama
bize parçada kediler iletişim kurma yollarını söyledi. İşte kuyruğunu kaldırır, sırtını kaldırır, tüyleri şunları bunları dedi. Ama birbirleriyle olan iletişiminden bahsetmedi. Bahsetti bile bir küçük yerde bahsetti. Genelinde bahsetmedi. How well cats can see and hear. Ne kadar kedilerin iyi görebildiği ve duyduğunda bahsediyor. Evet kediler çok iyi görüyor, duyuyor diyor ama bunu bir duyu, genel anlamda duyularından bahsediyor. Bununla da altında anlatıyor. O yüzden en geneline bakacağız. Genel cümlesi. İkinci sorumuza geldik. We learned from the passage that cats. Şimdi ilgili olan kısım ne? Paragraftan dolayı kedilerle ilgili bir şey öğreniyoruz. Are able to hear ultrasonic noises. Evet, bunu bize söylemişti. Bakın ben daha önce ilk soru için St. Glant zaten paragrafın ana fikrini soruyor. Giriş cümlesidir genellikle ana cümle. St. Glant diyor. Koku bezlerinden bahsediyor. Şurada şurada olur diye. O yüzden onun altını işaretledim. İkinci olarak ikinci soruda da kedilerle ilgili ne öğreniyoruz diyor. Bakalım. Are able to hear ultrasonic noises. Ne demiştik? Evet bunu söylemiştik. Ultrasonic yani bizim duymadığımız sesleri duyabilirler. Çok ince sesleri duyabilirler. Bu da paragrafta en son altını çizdiğim yerde. Because of disability, bu ability, bu yetenek sayesinde they can hear even ultrasonic noises made by small rodents. Kemirgenler tarafından çıkarılan sesleri bile duyabiliyorlar demişti. O yüzden cevabımız A. Diğerlerine bakalım. Can see as well as humans do. As well as nedir? Kadardır. İnsanlar kadar iyi göremediğini söylemişti. Bu yanlış. Can differentiate all the colors in nature. Doğadaki tüm renkleri ayırt edebilirler. Hayır, insanlar kadar da değildi zaten. Böyle bir şey de yok. Doğadaki tüm renkleri ayırt edebilir. Bir şey de demedi. Rotate their ears rapidly before they sleep. Şimdi kulaklarını çevirirler hızlı bir şekilde demişti. Ama onu uyumadan önce yaparlar dememişti. Sesin kaynağına göre mi yaparlar? Öyle bir şey söylemişti. Source of particular sound. Evet, sesin kaynağına göre. Have scent glands under their feet. Kedilerin olduğunu öğreniyoruz. Koku bezlerinin olduğunu öğrendik. Ama ayaklarının altında diyor. Bize alınlarında, mouth'da, kenarında, dudağının kenarında bir de tails'larında vardı. Fitten, ayaktan bahsetmedi. Üçe geldik arkadaşlar. As clearly stated in the passage, paragrafta çok açık bir şekilde diyor. A cat raising the hair on its back. Kedinin böyle sırtındaki tüyleri kaldırması nedir? A'da dedi, shows that the cat needs love and attention. Kedine ilgiye, sevgiye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kediler sever ilgiyi. Ama bunu söylemiyor. Değil mi? Niçin diyordu? Paragrafa gelelim. They communicate with visual cues. Evet. Such as raising the hair on their backs. Örnek vermiş. Zaten bu bir communication yani iletişim yoludur. Kediler için sırtındaki tüyleri kaldırmak. Buna bakacağız biz. O yüzden A'yı eledik. Means nothing if not accompanied by a facial expression. Hiçbir anlama gelmez diyor. Yüzünde bir ifade olmazsa. Bu tüy, sırttaki tüyleri kaldırmanın. Often causes another cat to raise its tail. Genellikle karşıdaki başka bir kedinin kuyruğunu kaldırmasına sebep olur diyor. Shows that there is food in the vicinity. Vicinity yakınlarda bir yiyeceğin olduğunu gösteriyor diyor. Food'la ilgili bir şey yok. Is a tool for communicating a meaning. Ne diyor burada? Is a tool for communicating a meaning. Evet, iletişim kurmak için bir araçtır diyor. Parçada da communicate with visual cues diye virgül koyup örneklendirmiş. Başka araçlar da var aslında communication için. Burada bundan bahsetmiş. O yüzden cevabımız Edirne. Şimdi burada ne var? Beatles'la ilgili bir paragrafımız var. İkinci paragrafımız. Üç sorumuz daha olacak. Arkasından bu paragraflarda geçen önemli kelimelere geçeceğiz. The Beatles have picked up many efforts since they began in the 1960s, including that of the greatest and most influential rock band ever. Şimdi Beatles'ların en büyük ve en etkili rock grubu gelmiş geçmiş en etkili ve en büyük rock grubu olduğunu, birçok ödül aldığını 1960'lardan bu yana çıktığından beri demiş.
they can now add a new effort to their part, that of having produced the worst song ever made. Burada ilgi çekici değişik bir bilgi var. Şu anda bu şeylerine, ünlerine yeni bir şey ekliyorlar. Gelmiş geçmiş en kötü şarkıyı yapmışlar. This may sound like disrespect to Beatles devotees. Devote adamak demek. Devotees de kendi ona adamış olanlar anlamında, yani fanlarına. Beatles'ın fanlarına biraz saygısızlık gibi gelebilir diyor kulağa. But their classic song Obla di Obla da has been voted the worst song ever in an online poll in the UK, home of the Beatles. Beatles'ın evi UK'de, United Kingdom'da, İngiltere'de online bir çevrimiçi bir şeyde worst song, en kötü şarkı olarak oylanmış. Hangi şarkı? Obla di Obla da. This seems an unusual choice, as the song comes from the White Album, which is often regarded as one of the best albums ever made. Şimdi gelmiş geçmiş en iyi White albümünden çıktığı için bu şarkı da bu albümün bir parçası diyor. O yüzden ilginç, unusual, sıra dışı bir seçim. Yani en iyi çıkarttığı albümden de en kötü şarkısı çıkıyor. Experts say that this is the nature of pop music as a part of fashion. Expert uzmanlar ne diyor? Bu pop müziğin doğasıdır diyor. Songs are popular for a time. Şarkılar bir süre popülerdir. But times change and often this results in embarrassing additions to your record collections. Şarkılar bir süre popülerdir ama zaman değişir ve bu utanç verici şeylerle sonuçlanır. However, in spite of this devious effort, bu şüpheli şeye, ödüle rağmen, fakat diyor, şimdi bunun zıttı bir şey söyleyecek. Bir öncekinde embarrassed demişti. Utanç vericiydi, embarrassing. Şimdi de fakat Obla di Obla da will always be sung in karaoke bars around the globe. En şeyde karaoke barlarda popüler bir şarkı olmaya devam edecek, zaman geçse de diyor. Demek ki karaoke barlarda da popülermiş bu şarkı. Bakalım sorularımıza gel. Şimdi arkadaşlar, as stated in the passage, yine paragrafta bahsedildiği üzere, don't deserve Beatles diyor, Beatles'la ilgili. Zaten hep Beatles'tan bahsetti. Don't deserve the fame they have enjoyed since the 1980s. 1980'lerden bir, zaten 1960'lardan demişti. 1960'lardan dese bile kazandıkları ünü hak etmiyorlar. Böyle bir şey söylemedi. Söyleyemeyiz de zaten. Bir tane parçasının kötü olduğundan bahsetti. Knew they would lose their fans with their song Obla di Obla da. O, bu şarkıyla hayranlarını kaybedeceklerini biliyorlardı diyor. Öyle bir şey yok. Are still popular in karaoke bars all over the world. Evet, parçada, parçanın sonunda all over, around the globe dedi. Globe de dünya demek, world de dünya demek. Paragraf zaten eş anlamlı kelimeler, anlamca en yakın cümlelerden oluşuyor. Bunu daha önce söylemiştim. Bu yüzden bunda da son cümlede her zaman karaoke barlarda ününü koruyacak diyor. C de ona karşılık gidiyor. Cevabımız C. Ha. Diğerine bakalım. They produced their worst songs in early 1960s. 1960'ların başında en kötü şarkısını ürettiler diyor. Böyle bir şey demiyor. 1960'tan beri fırtınalar estiriyor. Çok gelmiş geçmiş en iyisi ama White albümünde de böyle bir şey var dedi. Avoid direct contact with their devotees. Devotee neydi? Fan demiştik. Fanlarına direkt temastan kaçındılar diye avoid. Kaçınma. Kaçındıklarını söylemiyor. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. Paragraf alırsa. Geldik 5. sorumuza. Yani 2. paragraf 5. soru. We learn from the passage that the Beatles song Obla di Obla da. Şimdi ne öğreniyoruz paragraftan? Beatles'ın şarkısı, bu şu şarkıdan, never became popular enough in the United Kingdom. Asla Birleşik Krallık'ta yeterince popüler olmadı diyor. Böyle bir şey söylemedi. It's still admired by the Londoners. Hala Londonlar, Londralılar tarafından beğenilir. It's not much like even by the most loyal Beatles fan. En sadık Beatles fanları tarafından bile sevilmedi diyor. De was removed from the White Album
because of financial concern. Zaten maddi durumdan dolayı White Album'dan çıkarıldı. Bu maddi endişelerden dolayı demedi, çıkarıldı diyor bir de. Ne diyor? It's considered by a certain number of people to be the worst song ever. Belli bir kesim tarafından gelmiş geçmiş en kötü şarkı olarak düşünülür. Bu paragrafta geçiyor muydu? Evet, geçiyordu. Nerede? Evet. Ortada altını çizdiğim yerde Oblady Oblada has been voted, yani oylandı, the worst song ever in an online poll in the UK. Evet, burada şeyde Birleşik Krallık'ta diyor, İngiltere'de öyle oylandı, en kötü şarkı oldu. Geldik altıncı sorumuz. According to the passage, experts think, uzmanlar ne düşünüyordu? Uzmanlar ne düşündüğüne bakalım. Experts say this is the nature of pop music. Bu kötü bir şarkının bunun doğası olduğunu düşünüyorlar, değil mi? Pop müziğin bir parçası olduğunu düşünüyorlardı. O zaman ona bakacağız arkadaşlar. İlgili yere gideceğiz de paragrafta. Record collections are of great value. Record collection'ların çok değerli olduğunu söylüyor. Pop music is transferred by its nature. Evet. Pop müziğin doğası gereği değişken olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Evet. Geçici olduğunu söylüyor. The poll conducted in the UK is based on prejudice. Evet, bu İngiltere'de yapılan çalışmanın ön yargılı olduğunu söylemiş. Böyle bir şey yok. The White Album was the worst album by the Beatles. White Album en kötü albümdü. Bir çeldirici olabilir. White Album en kötü albüm değildi. Onun şarkılarına, bu albümdeki bir şarkı kötüydü. Oblady Oblada. Pop music shouldn't be regarded as a part of fashion. Pop müziğin zaten uzmanların ne düşündüğünü sorduğu için cevabımız Bursa. By its nature demiş. Burada da nature, this is the nature of pop music demiş. Aynı cümleler hemen hemen. Pop music shouldn't be regarded as a part of fashion. Pop müzik bir moda olarak, modanın bir parçası olarak bakılmamalı diyor. Öyle bir şey de demiyor. Bu zaten pop müzik diyor. Modanın bir parçası, doğası gereği diyor. Evet, moda oluyor anlamında. O yüzden evde olmaz. Cevabımız burası. Geldik parçada geçen önemli kelimelere. Arkadaşlar bunlar size önemsiz gelmesin. Çünkü bunları bilmeden bu sınavda başarılı olamayız. Çok fazla karşımıza çıkan kelimeler. Bakalım. Scent, koku, gland, bez, forehead, alın, rap, sütmek, intent, niyet, particular, belli anlamındaki, belli anlamında, belli bir şey. Capture, yakalama, prey, av, range, çeşitlilik, differentiate, different'tan geliyor zaten, farklı anlamında ya, ayırt etmek, accompany, eşlik etmek, expression, ifade, disrespect, saygısızlık, respect'e saygı, regard, görmek, düşünme, embarrassing, utanç verici, dubious, şüpheli, yani obvious, açık, şüpheli de tam tersi, belirsiz olan dubious. Devotee, bir şeye düşkün falan dedi. Remove, çıkartmak, atmak. Concern, endişe etmek. Bunun dışında transitory, geçici, geçiş sağlayan anlamında. Bugünlük dersimiz bu kadar. Paragraflarla ilgili ayrı bir oynatım listesi oluşturuyorum. Lütfen takip edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.